eğitimli insanın e, farkı vardır muhakkak. E, o yüzden e, dediğiniz gibi insanın sevdiği işi yapması zaten başarısının yarısıdır. E, o iş, o, o bilgilerle donanmasıyla birlikte e, fark, farkı ortaya çıkacaktır. E, tabii ki şansa da ihtiyacı var hayatta insanın ama e, çalışan insan için şans da Hemen o, omuzundadır, beraber gider. E, çalışmayan insan için e, şans diye bir şey yoktur. Sonu bellidir. E, piyasaya baktığımızda Türk piyasası biz uzaktan takip ediyoruz. E, bizim öğrencilerimiz orada e, gayet güzel e, geçimlerini sağlayacak kadar para kazanıyorlar. Ben kendimden örnek vereyim. E, Hasbelkader bu fotoğrafçılık işine girdik girdim gireli hiçbir zaman aç kalmadım ama zengin de olmadım yani o tabi hedeflerinize bağlıdır ee, hedefleriniz beklentileriniz ne kadar yüksek olursa mutsuzluk oranınız da o derece artar o yüzden e, beklentilerinize göre meslek seçmeniz gerekiyor yani bir doktorun e, geliri ile bir fotoğrafçının geliri şansa bağlı olarak değişir ama genelde doktorun daha fazladır. Doğal olarak. Yani biraz da şeydir aslında e, farkını ortaya koymak. Doktor tıp alanında da mezun olan çok insan var. Hukuk alanında da mezun olan çok insan var ama farkını ortaya koymak. Evet. Bir alanda uzmanlaşmak. Kesinlikle. O alanın e, söz söyleyebilecek kişisi haline gelmek zannederim o gelir seviyesini artırıyor. Yani öyle fotoğrafçılar var dünyada. E, değil doktor devlet adamları onların kazandığı parayı kazanmaz. Evet. E, ama çok sayılıdır onlar. Çok Ama kendi dalında farklı olabilmek e, dediğiniz gibi e, farkını ortaya koyabilmekle ancak e, daha ileri seviyelere gidilebilir. Yani öyle isimlerden bahsedebiliriz ki bir firmanın bir katalog çekiminde veya bir e, projesinde o ismin geçmesi bile adam gidip fotoğraf bir karesi bile olmasa projede danışman olarak adı geçse bile zaman zaman e, o projeyi ve o markayı çok farklı yerlere fırlatabiliyor. Böyle öyle isimler de var. Öyle oluyor tabii. Öyle oluyor. E, hocam bir de Fotoğraf eğitimine zannederim üniversite olarak da Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler arasında birçok alanda öncüyüz. Tüm bu izlenimler, benim kişisel gözlemlerim yakında üniversitesi sizin de büyük bir katkınızla fotoğraf eğitiminde de önlerde sanki. Onu tabaşından hissettiriyor beri, bana sözleriniz. başından yani beri, beri. Ve ısrarla. Ee, sağ olsun e, rektör yardımcımız e, Profesör Doktor Şenol Bektaş bu işin şey teşvik edicisi o zamanlardan e, tabii ki kurucu rektörümüz Suat Günsel de aynı fikirde bu işi koydular üniversiteye ve teşvik ettiler, desteklediler ki bu hale geldik. Ta başından itibaren diğer üniversitelerde daha adı bile geçmezken e, burada varlığı e, ortaya kondu.